Evet değerli engelsandroid.com takipçileri, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz engelsiz Android 2013'ten bugüne kadar birçok görme engellinin erişilebilirlik açısında hayatına yön vermiş bir proje. Fakat engelsiz Android gibi aynı Sistem şekilde başlatıcı. görme engellilere faydalı içerikler hazırlayan ve birçok uygulamanın Türkçeleştirmesinde rol oynayan erişilebilir Android'in mobil uygulamasını sizler için inceleyeceğiz. Hepimizin telefonunda olan bir uygulama, sizlerin de cihazınızda olmasını istediğimiz bir uygulama. Uygulamanın indirme linkini açıklama bölümüne koyacağız zaten. Buradan rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi erişilebilir Android mobil uygulamasında neler var, neler yapabiliyoruz? Kısaca bir bakalım. Erişilebilir Android. Erişilebilir Android uygulamasına girdiğimizde Erişilebilir Android. İlerleme 100. bizi Ana içeriği atla bağlantı. bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Web Başlıklar. bakıyorum, web arayüzü. Varsayılan. Devam ediyoruz. Şurada Aşama çubuğu ilerleme 100. en üstte Gezinme çekmecesini aç düğme. gezinme çubuğu var. Erişilebilir Android. Şu an sağ fiziki hareketiyle gidiyorum. Erişilebilir Android yazısı. Diğer seçenekler düğme. Buradan diğer seçeneklere bastığımız zaman uygulamayı istediğiniz bir arkadaşınıza paylaşabiliyorsunuz. Öncelikle bir ana sayfaya bakalım, sonra menülere bakacağız teker teker. Aşama çubuğu ilerleme. Ana içeriği atla bağlantı. Kenar çubuğu başlık 1. Yan menüyü aç düğme. Yan menüyü Hoş açıyoruz. geldiniz başlık 2. Erişilebilir Android'e hoş geldiniz. Başlamak forum sayfası bağlantı. Burada karşılamaları var. Erişilebilir Android'e hoş geldiniz. Başlamak için eğer Android kullanıcısıysanız. Eğer Android kullanıcısıysanız Forum sayfası bağlantı. form sayfası. Sayfamıza eğer bir Android geliştiricisiyseniz ve uygulamanızı görme engellilerin kullanımına uygun bir şekilde geliştirmek istiyorsanız. Eğer bir uygulama hazırlıyorsanız ve bu uygulamayı görme engelliler için işte yani geliştiriciyseniz Geliştiriciler için bağlantı. geliştiriciler için bölümünü ziyaret edin diyor. Sayfamıza göz atabilirsiniz. Erişilebilir Android yazılar başlık 1. Ücretsiz Android uygulamaları neden reklam içeriyor? Ücretsiz Evet. uygulamalar reklam bulundurmak zorunda mı? Başlık 2 bağlantı. Burada yazılar var. Tarih 14 Ağustos 2023, yazar Erişilebilir Android ekibi. En sonki yazıları 14 Ağustos'ta. Hepimiz ücretsiz uygulamaları seviyoruz ancak reklamlardan da rahatsız oluyoruz. Play Store, ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen birçok uygulama ve oyun içermektedir. Genellikle bu uygulamaların ve oyunların devamını okuyun. Ücretsiz Android uygulamaları Evet, neden reklam devamını içeriyor? Devamını okuyabiliyoruz. okuyun. Ücretsiz Android uygulamaları neden reklam içeriyor? Ücretsiz uygulamalar reklam bulundurmak zorunda mı? Şimdi bir tane yazıyı okuyalım bakalım. Yazının seçeneklerinde neler var? Onu okuyacağız tabii ki de. Aşağı doğru inelim. WhatsApp, tarih, 8, dünya, rahatlık ve taşınabilirlik nedeniyle Bu şekilde devamını okuyun. yazılar. Devamını okuyun. WhatsApp, tel, Kuveyt Türk Mobil, tarih, 6, bu yazıda sizlere devamını oku. Devamını oku. Kuveyt Türk, WhatsApp, tarih, 6, WhatsApp üzerinde devamını okuyun. Devamını okuyun. WhatsApp, tab, Android telefon, tarih, 1, Android telefon, devamını okuyun. Devamını okuyun. Android telefonu, Samsung Smart, tarih, 30, Samsung, devamını okuyun. Devamını okuyun. Samsung Smart, Android cihaz, tarih, 20, tüm elektronik, devamını okuyun. Android cihazlar neden ısı, sözlük. Yazılar aşağı doğru iniyor. Sağ altta da sekmeler var. Uygulamalar. Uygulamalar. Ana sayfa seçildi. Ana sayfa seçili şu an. Uygulamalar. Sözlük. Sözlük. Jieshuo ekran okuyucu. JSON ekran okuyucu var. Forum. Form var. Gezinme çekmecesini aç Şimdi düğme. bir tane yazıyı okuyalım. Yazıdaki seçenekler neler? Devamını okuyun. Android cihazlar neden ısınır? Cihazın aşırı Bunu ısınması korkulacak okuyalım. bir şey mi bağlantı? Devamını okuyun dedik. Aşama çubuğu. Ana içeriği atla bağlı. Kenan. Yan. Android. Tarih. 29 Temmuz. Okuma süresi. 2 dakika. Tüm elektronik cihazlar gibi Android Yazıyı cihazlar hızlıca aşağıdakiler de okuyorum. dahil yoğun kullanım, yoğun çevre, yüksek yazılım, verimsiz cihazımızın güvenlik ölçü, modern Android, otomatik kısım, bir cihaz belirli, ısınma geçiş, çoğu durumda Devam cihazın aşırı ediyorum ısınması, hızlıca. uyarı iş, Android cihaz 1. Yoğun kullanımdan kaçının, özellikle sıcak ortamlarda oyun oynamak veya aynı anda birden fazla zorlu uygulamayı çalıştırmak gibi yoğun kaynak tüketen etkinlikleri sınırlayın. 2. Uygulama kullanımını optimize edin. Arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatın. Çünkü bunlar işlemci gücünü tüketebilir ve ısırıtabilir. Yazılımla ilgili olası sorunlardan kaçınmak için uygulamalarınızın güncel olduğundan emin olun. Evet, Android cihazlarının ısınmaması için gereken önerileri madde madde sıralamış erişilebilir Android ekibi. Devam ediyoruz. 3. Sıcak 4. Cihaz bakım Bu 5. maddeler Şarj bu ol sonu şekilde. an Bunları kendiniz görüntüleme. okursunuz. Şimdi seçeneklere bakacaktık. Android cihazlar yok görüntüleme. 58. 58 kişi görüntülemiş. Bu içeriği paylaş. Başlık 3. İçeriği paylaş. Share on Twitter bağlantı. Twitter. Share on Twitter. Share on Facebook bağlantı. Facebook'ta paylaşabiliyoruz. Share on Facebook. Share on WhatsApp bağlantı. WhatsApp'ta Share paylaşabiliyoruz. on WhatsApp. Share on Telegram bağlantı. Telegram'da. Share on Telegram. İlginizi çekebilir. Başlık 3. Evet. Öneri yazıları da veriyor burada. 1. Ya bu yazıyı okuduktan sonra. Telegram uygulaması aracılığıyla iki cihaz arasında dosya alışverişi yapma bağlantı. Telegram uygulaması aracı Evet. 1. Bu yazıyı okuduktan sonra aşağı doğru indiğimiz zaman da öneri
yazılır. Genel Hani bakış bunları da düğme. okuyabilirsiniz tarzında bir öneriyle karşılaştırıyor bizi site. Geri düğme. Şimdi Jesu'nun Sözlük. Uygulamalar. uygulamalara girelim. Uygulamalar. Uygulamalarda neler var? Sözlük. GSO ekranı okuyoruz. Arkadaşlar bu gezinme çubuğuna değineceğim. Onu en sona bıraktım. Forum. Gezinme çekme. Erişilebilir. Diğer seçenekler. Aşama çubuğu ilerleme. 100. Ana içeriği. Kenar çubuğu. Yan menüye. Erişilebilir. Uygulama önerim bağlan. Filtre seçebilirsiniz. Menü pop-up. Pontes Game Zone'un başlık 2 bağlantı. Buradan uygulama Filtre önerebiliyoruz. seçebilirsiniz. Menü pop. Uygulama önerim bağlantı. Filtre seçebilirsiniz. Menü pop-up düğmesi. Burada filtre seçiyoruz. Bakalım neler var. Filtre seçebilirsiniz. Alışveriş uygulamaları seçili değil. Alışveriş uygulamaları. Belge okuma ve düzenleme. Eğitim uygulamaları Eğitim seçili değil. uygulamaları. Finans uygulamaları seçili. Görme engellilere özel uygulamalar seçili değil. Yani hangi uygulamaları buradan görebilirsiniz? Bunları işaretleyebiliyorsunuz. Haberler ve hava durumu uygulamaları. Görme. Finans uygulamaları Finans seçili değil. diyelim. Erişilebilir Bakalım neler Android. var. Aşağı. Ana. Kenar çubuk. Yan menü. Filtre. Kuveyt. Tarih. Kuveyt Türk Mobil ile bankacılık işlemlerinizi Evet. herhangi bir ücret ödemeden kolayca yapabilirsiniz. Para transferi. Fatura ödeme ve ödemeler başlığı altında birçok ödeme işlemi. Devamını okuyun Kuveyt Türk Mobil. Devamını okuyun. Kuveyt Türk ile ilgili yazıları ve büyük bir ihtimalle bakalım yazıya. Devamını okuyun Kuveyt Türk Mobil Uygulamanın bağlantı. eminim indirme linki de vardır diye tahmin Para ediyorum. transferi. Detaylı. En ana sayfa. En üstte kaydı düğme. Klok Dijital Stüdyo bağlantı. En... Evet arkadaşlar, tam Kuveyt Türk yazısına girdiğim anda her zamanki gibi Vocalizer tüm grup üyelerinde olduğu gibi ya da işte etrafımızdaki görme engellerde olduğu gibi bende de durdu. Ben de metin okumayı değiştirdim geldim. Şimdi Kuveyt Türk yazısını açmıştık. Erişilebilir an. Diğer seçenekler düğme. Aşama çubuğu. Kenar çubuğu baş. Yan menü. Kuveyt Türk Mobil. Tarih 6 Ağustos. Bu içeriği paylaş. Başlık 3. Bu içeriği paylaş. Share on Twitter bağlan. Share on. Share on. Bu içeriği. Tarih 6 Ağustos 2023. Yazar. Kuveyt Türk Mobil başlık 1. Tarih 6 Ağustos 2023. Yazar. Özge Betül Coşkun. Evet, Bu iniyorum içeriği aşağı paylaş. doğru. Share on Twitter. Share on. Tweet. Share on. Facebook. Share on WhatsApp. Share on. WhatsApp. Share on. Share. Tele. Kuveyt. Görüntüleme. Detaylı uygulama incelim. Kuveyt Telegram. Kuveyt Türk Mobil ile bankacılık işlemlerinizi herhangi bir ücret ödemeden kolayca yapabilirsiniz. Evet, burada yazı ile ilgili, yani banka ile ilgili yazılar Para var. tra detaylı uygulama incelemesi için tıklayın bağlantı. Detaylı uygulama incelemesi için tıklayın diyor. Görüntüleme. 3. Google Play Store. Yazar hakkında başlık 2. Burada da Google Play Store bağlantısı bağlantı. evet, burada da Kuveyt Türk'ün tabii ki de tahmin ettiğimiz gibi Google Play Store bağlantısı var. Yani Kuveyt Türk'ü buradan indirebilirsiniz. Yani resmi indirme sitesini atar Play Store'a. Buradan indirebilirsiniz. Şurada da Yazar hakkında başlık 2. yazar hakkında olan bilgiler var. Özge Betül Özge Betül Coşkun Coşkun başlık 3. yazmış bunu. 2018 yılından beri Android kullanan Özge Betül, sosyal medya ve belge okuma uygulamaları hakkında bilgilerini okuyucularımızla paylaşıyor. Eğitimci Evet. kimliğini bu alanda da göstererek Android'e geçen kadın takipçilerimize büyük bir özveriyle yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Genel bakış düğme. Şimdi burada Geri düğme. uygulama Diğer bölümüne seçenekler düğme. baktık. Sözlük. Sözlük bölümüne bakalım. Sözlük. Diğer forum. Gezinme. Erişilebilir. Diğer seç. Aşama. Kenar çubuğu. Yan menü. Android. Bir harf seçin menü pop-up düğmesi. Terimler başlık 2. Accessibility başlık 3. Evet. APK başlık 3. Burada terimlerin ne anlama geldiği söyleniyor. Yani accessibility, erişilebilirlik. Upkeeper başlık 3. Bu şekilde de Android terimlerin hangi anlamlara, yani hangi terimin ne anlama geldiğini bu sözlük bölümünden öğrenebilirsiniz. Sözlük seçildi. Son GSO olarak ekran okuyucu. JS GSO ekran ekran okuyucu. okuyucu var. Zaten hepimizin malum kullandığı bir ekran okuyucu. Türkçeleştirmesinde Ömer Yeşiltaş'ın yaptığı gayet şu an Topic'ten sonra en iyi ekran okuyucu diyebiliriz. Forum, gezin, erişim, diğer aşama çubuğu, kenar çubuğu, yan menü, GSO in, GSO International indir, versiyon 1 Ağustos 2023 bağlantı. Buradan da JS sürümlerini cihazımıza GSO indir, versiyon 1 Ağustos 2023 bağlantı. GSO, iki sürüm arasındaki fark nedir? burada Bağlantı. da iki sürüm arasındaki fark nedir? Bunu görebiliyoruz. GSO lisansı işlemleri bağlantı. Buradan da JS lisans işlemlerini erişilebilir Android'in web sitesi üzerinden sağlayabiliyoruz. Bu sekmede video anlatımları başlık 2. Burada video anlatımları var. Bu sekmede GSO ekran okuyucu hakkında eğitim videolarına göz atabilir ya da kullanım kılavuzlarını okuyabilirsiniz. Video anlatımları başlık 2. GSO anlatımları oynatma listesi bağlantı. Evet. Kılavuzlar başlık 2. Burada da JISEO ekran okuyucu bölüm 1. Ekran okuyucuya genel bakış ve özellikleri bağlantı. yazılar var. Şimdi JISEO ekran okuyucu kılavuzu bölüm 2. Kurulum bağlantı. bu Gezinme çekmecesini aç düğme. gezinme çubuğu ne? Ona da bakalım son olarak. Burayı açtığımızda Giriş yap. giriş yapabiliyoruz. Yani kaydolup mesela sadece JSO ile ilgili bir konuyu takip etmek istiyoruz. Onunla ilgili bildirimler alabiliyoruz. İşte takipçisi oluyoruz. Podcast. Podcast bölümü, İletişim. iletişim bölümü, erişilebilir Android ekibiyle iletişime geçmek için gerekli olan iletişim kanalları burada. Hakkımızda. Hakkımızda kim bir erişilebilir Android, kim kurdu,
amaçları ne vesaire. Bu hakkında bölümünden okuyabiliyoruz. Gizlilik. Gizlilik sözleşmesi, yani gizlilik metni. Telegram Telegram grubu, erişilebilir Android'in Telegram grup linki. grubumuz. WhatsApp grubu aynı şekilde. YouTube YouTube kanalı. kanalımız. Twitter. Twitter. Instagram. Instagram. Gezinme çekmecesini aç düğme. Bu şekilde arkadaşlar. Erişilebilir Android mobil uygulamasının anlatımı bu kadar. Az önceki bölümü için de özür dilerim. Vocalizer sustu. Videoya Vocalizer ile başladık. Google Metin okumayla bitirdik. Bir videomuzun da sonuna geldik. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.